Bence çok önemli bir transfer. Fenerbahçe kanat mevkindeki eksikliğini önemli bir yıldızla dolduracak. Tabii oyuncu Mourinho faktörü ve Mourinho'nun da kendisini istemesi nedeniyle biraz daha Fenerbahçe'ye olumlu bakıyor ama henüz tam kararını vermedi. Bertu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Bu transferin olma ihtimali de oldukça yüksek. Hem Tadic'in devreye girmesi hem Mourinho'nun devreye girmesine rağmen oyuncu Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedi. Mourinho'nun antrenmanlarda göz bebeği olan iki tane oyuncudan bahsettim bana. Bir sürpriz isimler bunlar. Bunlar kimler? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de, sağ olasın. Hızlıca giriş yapalım abi. Kanat transferiyle başlayacağım bu sefer. Saint-Maximin ismi konuşuluyor. Bu transferin detaylarını senden öğrenebilir miyiz? Sözleşme detaylarına kadar bilgi vereceksin herhalde. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Saint-Maximin transferinde artık mutlu sona oldukça yakın. Oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı, prensipte anlaşmaya vardı. Saint-Maximin sözleşmesinde yıllık ücretinde indirime gitmeyi de kabul etti. Al Ahly'de 10,5 milyon euro ücret alıyordu. Evet. Burada 7 milyon euro inmeyi kabul etti ve Fenerbahçe'de anlaşmada şöyle bir madde söz konusu. Fenerbahçe bu maaşın 4,5 milyon eurosunu ödeyecek. Kalan 2,5 milyon euroyu ise Al Ahly kulübü tarafından ödenecek. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak, satın alma opsiyonu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor ve satın alma opsiyonu da 15 milyon euro civarında. Al Ahly ile artık görüşmeler de son aşamada. Saint-Maximin de Al Ahly'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Artık İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor ve iki kulüp arasındaki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe kendisini Fenerbahçe'de yapan resmi sözleşmeye imza atacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da ısrarla istediği bir isimdi. Jose Mourinho da Saint-Maximin ve Al Ahly kulübü yöneticileriyle görüştü. Aslında Saint-Maximin İstanbul'a gelmesi ve Fenerbahçe'nin sürecinde ikna olmasında Mourinho da önemli bir rol oynadı. Oyuncunun 10,5 milyon euroluk ücretinde 7 milyon euroya indiğini tekrarlayalım. Bu rakamın 4,5 milyon eurosunu Fenerbahçe, kalan 2,5 milyon eurosunu ise Al Ahly tarafından ödenecek. Bence çok önemli bir transfer. Fenerbahçe kanat mevkindeki eksikliğini önemli bir yıldızla dolduracak. Yani Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebilir miyiz? Evet, ya bu transferin 1-2 gün içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Genç de bir oyuncu, 27 yaşında, Fransız. Tabii şöyle söyleyeyim, bu oyuncu önemli bir isim. Aslında daha yüksek hem bonservis bedelleri isteniyordu hem de dediğim gibi 10,5 milyon euro ücret alıyordu oyuncu Al Ahly'de. Ama oyuncu Al Ahly'de mutsuz, ayrılmak istiyordu ve Fenerbahçe devreye girdi. Al Ahly'de sıkı bir pazarlık yaptı. Saint-Maximin'le görüştü. Oyuncuyu da ikna etti Türkiye'ye gelmeyi ve artık son detaylar konuşuluyor. Dediğim gibi takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. İstanbul'a gelmek için hazırlık yapıyor. Hı hı. Kısa süre içerisinde bunun kamuoyuna açıklanması ve Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyu kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz. Peki mevki ilerlemeye devam edelim. Kanat transferlerinden devam edeceğim. Bir isim daha çok konuşuluyor. Martin Terrier, Rennes'in oyuncusu. Bunun da detaylarını öğrenelim abi senden. Fenerbahçe Martin Terrier'le ilgisi devam ediyor Fenerbahçe'nin. Evet. Martin Terrier'le görüşmeleri sürdürdü. Tabii Martin Terrier henüz kararını vermedi. Onu söyleyeyim. Oyuncu Türkiye'ye gelmeyi işte pek sıcak bakmıyor. Ancak Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgisi devam ediyor ve hem oyuncuyla hem temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Rennes kulübüyle belli bir noktaya geldi pazarlıklarda Fenerbahçe. Oyuncuyu transfer etmek için yine Martin Terrier ismi de Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Transferin olma olasılığı nedir peki sence? Burada tabii şu var. Transfer dediğim gibi süreci takip etmek gerekiyor. Hı. Oyuncuyu ikna etme sürecinde var. Rennes kulübüyle herhangi bir durum söz konusu. Yani Rennes kulübüyle anlaşmaya yakın Fenerbahçe. Ancak diğer taraftan oyuncu Türkiye'ye gelmeyi, Türkiye'de oynamaya şu anda henüz karar vermedi. Yani pek sıcak değil. Böyle oyunculara gittiğiniz zaman önceliğini zaten Avrupa'nın üst düzey liglerinde olarak tercih ediyorlar. Son tercih olarak Türkiye'yi değerlendiriyorlar. Tabii oyuncu Mourinho faktörü ve Mourinho'nun da kendisini istemesi nedeniyle biraz daha Fenerbahçe'ye olumlu bakıyor ama henüz tam kararını vermedi. Peki. Onun kararı bekleniyor, onu söyleyeyim. Peki abi, sen 10 gün önce Bertu Yıldırım isminden bahsetmiştin. Fenerbahçe anlaştı, doğru değil mi? Fenerbahçe Bertu Yıldırım'ı istiyor. Aslında hı hı. Fenerbahçe daha önce Rennes'e gitmeden önce de Bertu Yıldırım'la ilgi duyuyordu Fenerbahçe. Şimdi Rennes kulübüyle az önce bahsettik Martin Terrier ve Bertu Yıldırım. Aslında ikisi bir paket şeklinde. Evet. Ve iki oyuncu için de Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Rennes kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bertu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ve Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Rennes kulübüyle Bertu Yıldırım'ın transferi için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe oyuncuya 4 milyon
milyon euro civarında bir bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonu kiralama öncelik bu. Daha sonra bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı da planlıyor Fenerbahçe. Önce tabii kiralama, satın alma opsiyonu kiralık. Satın alma opsiyonunun da 4 milyon euro civarında olmasını bekliyoruz. Genç bir forvet oyuncusu, 22 yaşında bir forvet oyuncusu. Geleceği parlak ve Fenerbahçe'nin de tecrübeli yıldızların arasında böyle gelecek vaden genç isimleri kadroya katarak, bu oyuncuları oynatarak ilerleyen yıllarda da Avrupa'nın üst düzeylerine satma gibi bir düşüncesi var. Zaten bunu bir politika haline getirmişti Fenerbahçe. Bertu Yıldırım da Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimler. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor, onu söyleyeyim. Ren kulübüyle belli bir noktaya gelindi. Resmi temaslar devam ediyor. Sportif direktör Mario Branco Ren kulübüyle görüşmeler sürdürüyor. Oyuncu ve temsilcisiyle görüşmeler yapıldı. Dediğim gibi Bertu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Bu transferin olma ihtimali de oldukça yüksek. Diğer taraftan bir diğer bir isim de Cenk Tosun da aslında iki isim söylemiştik. Evet, ona gelecektim abi. Beşiktaş yönetimine de sanırım Van Bronckhorst'un Cenk Tosun'u düşünmediği yönünde bir bildirisi olmuş Beşiktaş yönetimine. Bu da transferde önemli bir etki sanırım Fenerbahçe için. Fenerbahçe Beşiktaş'la, Cenk'in Beşiktaş'la olan sözleşmesini, yani Beşiktaş'la görüşmesini bekleyecek. Eğer Beşiktaş Cenk Tosun'la anlaşamaz, yollarını ayırırsa, o zaman Fenerbahçe Cenk Tosun için de devreye girebilir. Fenerbahçe'nin yerli forvet olarak iki tane adayı var. Birisi Bertu Yıldırım, diğeri ise Cenk Tosun. Birisi genç, gelecek vadeden bir isim. İkincisi de tecrübeli. İki tane yerli adayı var. Ama Cenk de Fenerbahçe Beşiktaş'la görüşmesini bekleyecek. Ondan sonra oradaki görüşmenin nihai sonucuna göre Cenk için de harekete geçebilir Fenerbahçe. Ben bildiğim kadarıyla, yani az önce de söyledim, Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst Cenk Tosun'u gelecek kadro planlamasında düşünmediği yönünde. Bu da muhtemelen Cenk'in Fenerbahçe'ye gelme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim, Cenk ama öncelik tabii Beşiktaş'ta düşünüyor. Önce Beşiktaş'ta masaya oturup ondan sonra bir değerlendirme yapacak, ama oyuncu tarafı da eğer Fenerbahçe'den bir teklif gelirse değerlendirebileceklerini iletti. Aracılığıyla Fenerbahçe Cenk Tosun'la temasa geçti, ama Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da iyi bir ilişki söz konusu. Dolayısıyla Fenerbahçe Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la görüşmeden Fenerbahçe harekete geçmeyecek. Onlar görüşecekler. Eğer bir anlaşma sağlanamaz, Beşiktaş yollarını ayırırsa, o zaman Fenerbahçe Cenk Tosun için de harekete geçebilir. Peki, orta sahaya geçmek istiyorum. Juventus'tan bir oyuncu adayı var Fenerbahçe'nin bu mevki için. McKenny. Bu transferin detayları ne durumda abi? Geçen hafta da bahsetmiştik. Biraz bir gelişme var mı? Teknik direktör Jose Mourinho yani orta sahaya bir transfer istiyor. Yani bunun içinde adaylar belli aslında. Yani McKennie de bu adaylarda ilk sırada yer alıyor. Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu oyuncunun transfer edilmesi için bir rapor verdi. Ve Fenerbahçe yönetimi de Juventus'la temasa geçti. Resmi görüşmelere başladı. Oyuncu için Juventus'un 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe ile Juventus arasında görüşmenin devam ettiğini söyleyelim. Diğer taraftan diğer bir aday da Højbjerg. Danimarkalı orta saha oyuncusu. Højbjerg de şampiyon artık sona erdikten sonra gelen teklifleri değerlendiriyor. Tabii oyuncu da önce gelen teklifleri, işte Avrupa'nın üst düzey liglerinden gelen teklifi değerlendirip sonra karar verecek. Onlar da Türkiye'yi dediğim gibi son seçenek olarak görüyor bazı oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin orta saha için adaylar arasında işte McKenny ve Højbjerg isimleri ön sırada olduğunu söyleyeyim. Üst düzey liglerde forma giyen oyuncular Türkiye'yi son seçenek olarak görüyorlar. Türkiye'ye gelmeyi kariyerlerinde bir geri adım olarak düşünüyorlar ve öncelikli olarak Avrupa'nın üst düzey 5 liginden gelen teklifleri değerlendiriyorlar. Bunu çok örneğini yaşadık biz. İşte Fenerbahçe ister, Galatasaray ister, ama oyuncu bir bakıyorsunuz daha Avrupa'nın 5 büyük liginde orta düzey takımlara gidiyorlar. Yani Fenerbahçe'yi veya başka bir takımı tercih etmeyip daha düşük ücretlere orada devam etmek istiyorlar. Bu da aslında ne yazık ki Türkiye Ligi'nin Avrupa'da çok fazla izlenildiği, çok fazla gündemde olmamasının nedeniyle bunlar kaynaklanıyor. Örneğin Samarsic transferi. Fenerbahçe Samarsic transferi için çok yoğun çaba gösterdi. Evet. Oyuncu Udinese ile bir noktaya kadar gelmişti Fenerbahçe bonservis konusunda, pazarlıklar konusunda. Anlaşma noktasına kadar yaklaşmıştı. Ancak Samarsic Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedi. Çünkü oyuncu İtalya'da veya Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istiyor ve Türkiye'yi o kadar hem Tadic'in devreye girmesi hem Mourinho'nun devreye girmesine rağmen oyuncu Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedi. Umarız bu kısa süre içerisinde değişir diyelim. Fenerbahçe stoper mevkiine de oyuncu bakıyor abi. İki tane aday var. Birisi Manchester United'ın stoperi Lindelöf. Diğeri de
milli yıldızımız Merih Demiral. Bunların detaylarını senden öğrenebilir miyiz? Tabii Manchester United, Lindelöf Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun istediği bir isim. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ama Lindelöf de yani Fenerbahçe'ye veya Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. Ama burada halen Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar sürüyor. Diğer bir isim ise Merih Demiral. Al Ahly kulübü Merih Demiral'la da yollarını ayırmak istiyor. Tabii burada Fenerbahçe henüz daha resmi bir temas da bulunmadı Al Ahly kulübüyle. Ama resmen işte Al Ahly kulübünün yollarını ayırması durumunda Fenerbahçe Merih Demiral için de harekete geçecektir. Merih Demiral Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Tabii yerli oyuncuların yeni sezonda da önem kazanmasını, yabancı oyuncu sayısının azalması yerli oyuncuların önemini de artırıyor. Ve Merih Demiral gibi, Çağlar Söyüncü gibi iki tane milli takımın iki stoperinin Fenerbahçe'de oynayacak olması tabii bu biraz daha cezbedici bir hale geliyor. Evet. Tabii Fenerbahçe'de Merih Demiral'ın durumunu yakından takip ediyor. Eğer Al Ahly kulübü oyuncuyla yollarını ayırırsa, çünkü Merih de tıpkı Saint-Maximin gibi çok yüksek yıllık ücretlere oynuyor Suudi Arabistan'da. Oradan yollarını ayırırsa Fenerbahçe'nin de vereceği belli bir miktar yıllık ücret var. O noktada Merih Demiral'ın da Fenerbahçe'de olma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Peki Fenerbahçe'nin transfer gündemi böyle. Gidecek kişilere de geleceğim, fakat sana bir soru sormak istiyorum abi. Mourinho'nun antrenmanlarda göz bebeği olan iki tane oyuncudan bahsettin bana. Bir sürpriz isimler bunlar. Bunlar kimler ve onların detaylarını alalım. Mourinho'ya çok nelerinden etkilendi bu oyuncuların? Şöyle söyleyeyim. Mourinho Sayın Acun Ilıcalı ifade etti. Yönetime şunu söylemiş. Size iki sürprizim var. İki sürpriz yani iki yeni isim değerlendirme. Bunlardan bir tanesi Bartu Elmas. Diğeri de 18 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek. Bartu Elmas geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giymişti. Teknik direktör Jose Mourinho onu özellikle kamptaki performansından oldukça memnun kaldığını ve yeni sezon kadro planlamasında düşündüğünü söyleyelim. Admira Wacker maçında da Bartu, Fred, Ertuğrul'la beraber yani 90 dakika sahada kalan isimlerden bir tanesiydi. Ona 6 numara mevkiinde görev verdi teknik direktör Jose Mourinho ve stoperler arasında geriden oyun kurma anlamında ve rakibi ilk karşılama anlamında önemli görevler de verdi ve 90 dakika sahada kaldı. Bartu Elmaz'dan memnun. Oyuncuyla yakından ilgileniyor ve oyuncunun gelişimini sürekli takip ediyor. Diğer bir isim ise Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek de 18 yaşında Fenerbahçe'nin stoper altyapısına yetişen bir isim. Fenerbahçe'de de Yusuf Akçiçek'in de yeni sezon kadro planlamasında geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Oyuncunun, genç oyuncunun stoperin performansına oldukça memnun kalmış teknik direktör Jose Mourinho. Ona da Admira Wacker maçında beka oyundan çıkartıp ona da ikinci yarıda şans vermişti. Ve kamptaki çalışmasından da oldukça memnun. Yeni sezonda Yusuf Akçiçek, Bartu Elmas. Buna Emre Mor'u da ekleyebiliriz. Emre Mor için de aslında Mourinho son şans. O da burada artık performansını göstermesi ve Fenerbahçe'de kalıcı olması gerekiyor. Emre Mor'un da yeni sezonda kadroda kalmasını bekliyoruz. Yani bu üç oyuncudan da oldukça memnunum. Ya abi son olarak gidecek isimleri senden öğrenelim. Ryan Kent gitmek için hazırlanıyor artık. Geçen sezon zaten biliyorduk. Ama şöyle söyleyeyim. Aslında bu oyuncu gitmek için hazırlanıyor ama Fenerbahçe göndermek istiyor, oyuncu gitmiyordu. Hı hı. Şimdi artık oyuncu gitmek için hazırlanıyor. Yani aradaki fark o. Evet. Yani oyuncu artık gitmeye hazırlanıyor. Yani gitmeyi düşünüyor Fenerbahçe'den. Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, Ryan Kent'le ilgileniyor. Yine Championship'ten 2-3 takımın ilgilendiğini biliyoruz ve Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor. Ryan Kent de kendi menajeriyle beraber bu teklifleri değerlendirmeye aldığını ve yeni sezonda da büyük ihtimalle Fenerbahçe bir bonservis geliri elde ederek Ryan Kent'le yollarını ayıracak. Diğer isim ise Joao Pedro. Gremio ekibiyle Fenerbahçe satın alma opsiyonu kiralık olarak göndermişti Joao Pedro'yu. Sözleşmesi 31 Temmuz itibariyle sona eriyor oradaki kiralık sözleşmesi. Ve Gremio ekibi satın alma opsiyonu kullanmayacağını belirtti. Joao Pedro İstanbul'a dönecek. Hatta şöyle söyleyeyim, 31 Temmuz'dan önce dönüyor. Çünkü kulübüyle de görüştü ve sözleşmesi bitmeden Brezilya ekibinden ayrıldığını ve Brezilya'dan ayrılarak İstanbul'a döndüğünü söyleyelim. Joao Pedro tabii Fenerbahçe yollarını ayıracak. Ama tabii burada yani biraz ayrılık görüşmeleri biraz sıkıntılı devam ediyor. Şu anda henüz bir anlaşma Fenerbahçe sözleşme feshi için oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak bir anlaşma sağlayamamıştı. Bir yıllık daha sözleşmesi var. Joao Pedro'da yeni sezon kadro planlamasını düşünülmeyen ve yollarına ayrılması planlanan oyunculardan bir tanesi. Ama henüz bu oyuncuyla ilgili bir teklif söz konusu değil. Oyuncuyla sözleşme feshi karşılıklı anlaşmayla yollarına ayrılması konusundaki görüşmelerde de henüz olumlu bir sonuç ulaşılmadı. Görüşmeler devam ediyor. Diğer isimler ise Luan Perez. O da yollarına ayrılması planlanan oyunculardan. Çünkü
o bölgeye işte hem bir yabancı bir de yerli stoperin transfer edilmesi söz konusu. Yine Kurinç ve Crespo'da yollarına ayrılma ihtimali olan diğer yabancı oyuncular. Bekao'yla da yani bir sürpriz olabilir. Bekao'yla yapılacak stoper mevkine yapılacak tabiyelerin ardından Bekao'yla ile de yollan ayrılabilir. Oraya Fenerbahçe o Brezilyalı stoper için gelen teklifleri değerlendirebilir. Osayi Samuel için de Fenerbahçe'nin bir yıllık daha sözleşmesi var Osayi Samuel'in. Osayi Samuel'le sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Ama eğer sözleşme uzatmaya yanaşmazsa orada bir sıkıntı yaşarsa Fenerbahçe Osayi Samuel için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olabilir. Çünkü bir yıllık sözleşmesi kaldı. Gelecek sezon eğer sözleşme uzatmazsa serbest olarak herhangi bir kulüple anlaşabilir. Fenerbahçe de o yüzden eğer sözleşme uzatma görüşmelerinden bir sonuç alamazsa Osayi Samuel'in de satılma ihtimali söz konusu olabilir. Diğer bir yabancı oyuncu da Zayis. Zayis için de hem Süper Lig'den hem de İtalya Ligi'nden teklifler var. Fenerbahçe'nin 7. sezon kadro planlamasında yine düşünmediği isimlerden bir tanesi. Zayis'la da yolların ayrılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan ise Dzeko. Dzeko için Haydut Siplit'in ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Haydut Siplit 2 yıllık sözleşme ve tecrübeli forvete 2 milyon euroluk ücret vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Aslında bu rakam Fenerbahçe'de kazandığı rakamın yarısını bile karşılamıyor. Evet. Ama oyuncu tabii hem ülkesine yakın olması nedeniyle sıcak bakıyor. Karar vermeden henüz ama şunu söyleyelim. Lugano maçı öncesi ya da forvet mevkiine yapılacak takviyeler gerçekleşmeden Dzeko'nun gönderilmesi söz konusu değil. Ama işte transfer döneminin sonuna doğru forvet hattına yapılacak takviyelerin ardından Dzeko'nun durumunu da Fenerbahçe yeniden değerlendirebilir. Çünkü Dzeko artık Fenerbahçe'de birinci forvet değil, ikinci forvet olarak görev yapacak yeni sezonda. Tabii burada da Dzeko'yu burada ikna süreci nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü böyle oyuncular yedek kalmayı ne kadar kabul edebilir bunu hep birlikte göreceğiz. Bence eder abi ya. Sonuçta Dzeko'da yaşı itibariyle artık ilk 11'de ama, tercih edilmemesinin abes olmadığını hisseder gibi ama geliyor. Ama şöyle söyleyeyim, bir taraftan da teklifler var. Yani teklif olmasa dediğin doğru. Hem Suudi Arabistan'dan 108 yıllık ücret teklifler var. Hem de Haydut Sipi'de 2 yıllık sözleşme öneriyor. Yani bu oyuncuyu demek yani ilk 11 oynatmayı planlayarak böyle bir sözleşme öneriyor. Bu açıdan diyorum yani ama Lugano maçı öncesi Dzeko'nun ayrılma gibi bir durumu söz konusu olmaz. Ama transfer dönemin sonlarına doğru yapılacak takviyeler oradaki duruma göre yeniden bir Dzeko'nun durumu değerlendirilebilir. Yine Samet Akaydın'ın durumu da aslında biraz belirsiz. Çünkü milli takımda iyi bir performans ortaya koydu Avrupa Şampiyonası'nda Samet Akaydın. Gerçekten ön plana çıkan bir performans. Hem Süper Lig'den hem de yurt dışından Samet Akaydın için teklifler var. Samet Akaydın da oynamak istiyor ve yakın çevresiyle yaptığı sohbetle de şunu dile getiriyor. Ben oynamayınca, yedek kalınca oynadığım maçlarda acemice hatalar yapıyorum. Ama oynadıkça daha iyi performans sergiliyorum ve daha iyi bir duruş ortaya koyuyorum ifadelerini kullanıyor ve eğer burada oynayacaksam Fenerbahçe'de kalayım ama oynamayacaksam yani sürekli yedek kalacaksam o zaman teklifleri değerlendiririm düşüncesinde Samet Akaydın'da. Muhtemelen değerlendirir herhalde. Ben Mourinho'nun ilk 11'de Samet Akaydın tercihini yapacağını düşünmüyorum. Evet, orada da Samet Akaydın'da da Serdar Aziz'e biliyorsun Fenerbahçe yollarını ayırdı. Evet. Samet Akaydın'da da gelen teklifleri değerlendirme ihtimali ne oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Orada ama sadece Samet Akaydın'dan Fenerbahçe bir bonservis geliri de elde edecektir. Hem Süper Lig'den hem de yurt dışından da transfer teklifleri var. Onu da söyleyelim Samet Akaydın için. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, haftaya görüşürüz.